Karapınar ilçesi. Evet. Üreticimiz Mevlüt Uslu. Evet abi. Ahmet Sönmez. Kendisi yonca biçici bir arkadaşımız. Evet. Mevlüt Bey de pancar ekiyor, mısır ekiyor ve yonca ekiyor halde kendileri ürünlerimizi kullandılar. Evet abi. Şimdi şu an bir yaklaşık 20 dekar bir pancar tarlasındayız. Burası Mevlüt Bey'in pancar tarlası. Rekor gelişim uyguladı. Ekim, Kasım gibi ekerken, özür dilerim, Mayıs, Mart, Nisan gibi ekerken kullandık. Mevlüt Bey, geçmiş yıllara göre pancarınızda ne fark var rekor gelişimi uyguladığınızda? Bir de Ahmet Bey siz az önce söylediniz, diğer pancarları da gördüğünüzü söylediniz. Evet. Yani sırasıyla farkları bir anlatır mısınız? Şimdi Savaş Bey, biz rekor gelişimi bu yıl tanıştık. Rekor gelişimi bu yıl kullandık. Evet. Ben bu seneye kadar pancarın bu şekilde geliştiğini hiç görmedim. Nasıl gelişti pancara bakalım yani, şöyle bir. Evet. Şu anda, şuradan şu kafaya bakalım. Kesilmiş bir kafa geldi. Evet buraya abi. Kestik. Evet. Şu anda bu pancarlarımız biz geçen yılda bizim bu zamanlar. Güneş olduğu için biraz şu kafasını kestik. Evet. Şu ayarlardaydı. Evet. Bu sene rekor gelişim kullandığımızdan dolayı bizim pancarlarımız gerçekten çok mükemmel bir gelişimi var. Evet. Toprağımız kabarık duruyor gördüğünüz. Bir de bu pancar şu anda susamış durumda yani. Evet. Eğer suyu biraz daha olsaydı. Yani pancarın yaprakları orta yerlerde inan tabancanın üzerinde yani adamın insanın belinin boyundaydı yaprakları. Evet şöyle diyeyim ben kafa büyüklüğü şu an gayet iyi. Peki şuraya bir taş koyduk az önce. Evet. Bir bakalım. Siz şu an biz 30 Temmuz 2014'teyiz. Yani evet, daha hala hasat saatine 3 ay var. Evet. Diyorsunuz ki hasat saatine diyorsunuz gele pancarımız diyorsunuz şu büyüklüğe gelirim diyorsunuz. Abi ben geleceğini inşallah. Evet. Biz umut ediyoruz. Şu taş kadar diyorsunuz, olacak diyorsunuz. Abi 3,5 ay var abi. Yani bu pancarın sökümüne 3,5 ay var. 3,5 ay var. Çok yüksek bir oran ama diyorsunuz, geçenlerde birkaç üretici dediniz siz Ahmet Bey. Ben daha böyle pancar görmedim başka yerlerde. Başka yerlerde. Söktüm baktım ufacık pancar. Bu pancar onun 2 katı. 2 katı var. 2 katı var yani benim söktüğüm pancardan şu pancar çok büyük. Evet. Benim söktüğüm pancar çok ufacıktı. Evet. Şu an gördüğünüz gibi pancar... gayet iri. Peki şu var, siz dediniz ki otunu alamadım. Evet abi doğru. Mevlüt Bey, yani ikinci otu almadınız, pancar hızlı geliştiği için dediniz, yetişemedim halde. Evet, ikinci çapaya biz yetişemedik, yani pancarın çok hızlı geliştiğinden dolayı ikinci çapayı yaptıramadık. Yani normal motor çapasını, motor çapasını yaptırmış olsaydı o pancar daha bir farklı olacaktı. Şu gördüğümüz görüntüden daha iri olmasına inanıyorum ben, olacağı da yani. Biz sürekli bu pancar eksik olduğumuz zaman... Şimdi siz, burası Konya ve Konya'da malum şeker pancarı, Konya'nın bel kemiği oluşturduğundan tanesi. Evet, doğru abi. Geçen sene dekarda yani 1 metrekarede... Evet, dekarda 1000 metrekare siz alan... başka pancarlarınızda 10.800 ton kilogram kaldırdınız yani. Kilogram temiz pancar kaldırdık abi. Peki, sizce bu kaç çıkartır bu sene? Bilmiyorum, inşallah eğer ömrümüz olur da o günleri görürsek... Evet. 12-13 ton... Belki üzeri olur. Evet. Onu aşağı da ayrıca zaten İnşallah sizinle röportaj yapacağız. İnşallah. Onu da sizlere söyleyeceğiz Ali. Peki şöyle söyleyeyim. Bu sene düşünürseniz eğer 2014 yılı, 2013 yıla göre pancar açısından iyi bir yıl mı kötü bir yıl mı? Şimdi geçen yıla bakacak olursak abi. Geçen yıl yağışlardan dolayı pancarlarımız olsun, mısırlarımız olsun biraz daha farklıydı. Yalnız bu yıl... Yani farklı derken daha iyiydi yani. Evet. Genel olarak diyorsunuz her genel tarafta. Genel komple yani. Karapınar bölgesi olarak konuşuyorum ben. Ama siz diyorsunuz ki geçen sene daha iyi olmasına rağmen, bu sene kötü bir yıl olmasına rağmen iklim şartları açısından. Aynen doğru abi. Benim diyorsunuz bahçem daha güzel olduğunu, tarlanın şu an iyi olduğunu söylüyorsunuz. Evet. Teşekkür ederim. Bu arada siz tabii sadece buna kullanmadınız. İşte birazdan yoncanıza varacağız. Yonca da kullandınız. Evet. Siz yoncayı biliyorsunuz. Özellikle işiniz yonca. Yoncadaki farkı söyler misiniız? Ya yani birazdan biçeceğiz ve sonuçlarını abi, da 3 gün sonra alacağız hali. Yoncası adamı çok iyi gelişmiş ama ta biçim maddesine gelmemiş daha çok büyüyecek bu yonca. Fark ne renk olarak abi, onu? Renk çok güzel rengi var. Evet güzel. Şu yoncaya bakarsan bak bu yoncada rengi çok güzel. Peki ne değiştirir sizce güzel bir renk yonca? Yani ne değiştirir o yoncada? Büyümesi, hani vitamin. Evet. Yaprakları fazla mı? Yaprakları fazla. Biz baktık abi siz gelmeden zaten önce. Yonca eşittir yaprak değil mi? Evet. Yani yaprağın, yoncanın simgesi de yaprak haline. Şimdi şöyle Ahmet Bey. Peki acaba sizce gençleştirme daha çok biçim yapabilir mi sizce o şekilde? Yapabilir. Çünkü biz şu adam mesela 4 biçiyorsa bu adam 5 biçecek bu yonca. Onu görüyorsunuz biliyorum, yani. Onu da zaten yine bu Karapınar bölgesinde hep beraber göreceğiz. İnşallah. Peki Karapınar bölgesi aynı Aksaray'ın Eskil bölgesi gibi aynen yoncanın abi bol ekildiği yer. Evet. Yatık yonca değil mi sizin yoncası? Şimdi, birazdan şimdi orada onu göreceğiz. Dolayısıyla pancarınızın sonuçlarını takip edeceğiz Mevlüt Bey.
Yani genel olarak her şey için memnunsunuz yani. Çok ya, ben rekor gelişimden memnunum. Ben kullandım. Diğer arkadaşlara da kullanması için tavsiye ederim. Pancar üreticilere tavsiye ediyorsunuz. Evet abi, pancar yani bütün baharlık olan bitkilerde, her türlü bitkide rekor gelişim kullanılabilir. Peki evet, kullanılabilir. Burada siz suyla alakalı bir başarısını gördünüz mü? Su istedmeyle alakalı şeysini. Abi şu anda bizim evet. 10 gün oldu bu pancar sulanıp biteli. Evet. Sıcaklar yani, had safhada. Sıcaklar had safhada. Evet. Pancar büyüyen, gelişen bir bitki olduğundan suya daha fazla ihtiyacı var. Yani evet. Çünkü bu hayvan büyüyor. Tabii ki. Bitki büyüdüğü için suya evet. daha çok ihtiyacı var. Bizim bu pancarımız şu anda bana göre susamış vaziyette ama şu durumu susangın değil. Su isteğini göstermiyor yani. Evet. Ama bana kalacağın olursa susamış vaziyette. Normalde 10 günde sulaması lazım. Aslında sulanması. Çünkü gövdelerimiz ama takibi sırası uygun. Evet, evet, evet. Yani nasıl kaliteli bir şeker pancarını görüyorsunuz. Bakın. Nasıl toprağa kabartmış bak. Ulan koca kahol. Ta burada 3,5 ay daha boyayacak ha. Evet, evet. Yani bu kafanızı geçer daha. Bazen geçer tabii. Sizin kafa zaten küçük kafa. Evet. Evet. Yani sizin kafayla kıyaslamak yanlış olur. Yani çökelim bir tane şöyle ha. Şöyle bir tane çökelim. Çekemiyorsunuz da daha 3,5 ay olacak. Abi işte. Gördü bak. Pancar tohum aslında biraz çatallaşmış şimdi, aslında. Evet. Bu çatallaşması da abi. Yeri biraz daha evet. derin. İşlenmediğinden bizim bu... Siz kendi hatanızı kabul ediyorsunuz. Bu kendi hatam, ben biliyorum abi. Ama yani bugün çapadan... ben size şunu söyleyeyim. Yani gerçekten şu halde bile hasat yapsanız kaç ton kaldırsınız dekardan? Abi dekara 6 ton falan kapattı. 6-7 ton ver diyorsunuz. Evet şu anda. Daha evet. 3 ay diyorsun şey var. Bu hale gelmiş yani. İşte şu hata bizim hatamız abi. Ben bu hatayı biliyorum. Evet, derin sürmediğimiz. Derin sürmediğimizden bitkimize hızlı gelişinden dolayı ikinci bir çapa evet. yapamadık. İkinci evet. çapa yapsak. Bitki evet. biraz daha genişleyeceğiydi. Aha. Ama şu anda ikinci çapa. Bu kendi hatam olduğunu ben biliyorum abi. Eğer evet. bu çapa yapılmış olsa bu pancar daha uzun olacaktı. Yine değil olur. Mi? Daha da yine uzayacak yani. Her yerinde de yok canım. Bu her yerinde değil bu mevzu. Tabii tabii tabii. Daha da o biraz açılacak. Buralarda evet. olduğu an olduğu için buralarda evet. olmamış buralarda olabilir. Buralarda mesak geçiyor ya. O yüzden biraz da çinlenmiş olabilir yerler. Evet evet evet. Aynen. Daha sert olduğu halde burası. Evet. Ha. Yoksa Mehmet abi zaten ben size şunu söyleyeyim. Yani şu anda zaten bu hale kadar geldiyse bundan sonrası hiç merak etmeyin. O söylemiş olduğunuz rakamların fazlasıyla geçeceğinden şüpheniz olmasın. İnşallah. Çünkü